Merhabalar, Benim evlendirmisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kısaca programdan bahsetmek gerekirse, e, yatırımcıların da insan olduğunu göstermek ve onların aslında kimler olduğunu görmek, bu fonların ne hangi dikeylere, hangi aşamalara odaklandıklarını öğrenmek için, bir kaynakçı olmak için, bundan da ötesi aslında eğer bu bir evlilikse, size doğru partneri bulmak için e, yol göstermeye çalıştığımız bir program. E, bu bölümde yanımızda 500 İstanbul'dan Enes Hulli var. ...şeyi doğru mu söyledim? 500 Finders demeliyim? 500 mü demeliyim? 500 İstanbul mu 500 demeliyim? 500 İstanbul ya. İstanbul'u kullanmak Değil mi? Gerek bence. İstanbul, 500 güzel İstanbul bence de güzel. E, hoş geldin abi. Burada sohbet edeceğiz. Çok güzel. E, Senden ilk önce seni tanıyacağız. Biraz 500'den, 500 İstanbul'dan bahsedeceğiz. Akabinde de birkaç yorum rica edeceğim senden. E, o yüzden ilk ve mükemmel sorumla başlıyorum. Enes Hulli... Ne yapıyordu 500'den önce, 500 İstanbul'dan önce, kimdi, neden böyle bir fon kurayım, insanlardan para isteyeyim diye hummalı bir işe girdi. Aslında farklı farklı şeyler yapıyordum da hiçbir şeyde çok derin yapmıyordum galiba. Şöyle anlatayım, daha üniversitedeyken 2010 yılında kendi girişimimi kurmaya çalıştım. Pazarlı, Neredesin Markeme? üniversitede? Kanada'daydım Montreal'de, McGill'de okuyordum. O dönem herhalde hava çok soğuk, eksi 25 derece, aylarca evden çıkılmıyor falan, canım sıkılıyor. Ya futbol menajeri oynayacağım ya FIFA oynayacağım falan derken ya aslında dünyası var. Özellikle benim Amerika'da okuyan arkadaşlarım çok daha içindeydi o dünyada. Bence bizim okulda o kadar yoktu <laughs> çevremizde. Öyle olunca bir pazarlama girişimi kuralım dedik. O dönem Londra'ya git geldim. Pazarlama yok. mı okuyorsun? Yok, inşaat mühendisliği <laughs> falan. Çok alakasız. Ama pazarlama <laughs> teknolojilerinde o dönemde de yani Facebook pazarlama tarafında çok uçuyor. <laughs> yıldan yıla çok çok iyi büyüyor. <laughs> Google zira öyle ve onlara alternatif sosyal medyaları kullanan başka bir pazarlama network, bir ad network yok, bir reklam network yok. Onu kullanalım dedik, bir girişim kurduk Goodbuzz diye. O dönem çok Londra'ya git gel yapıyordum kız arkadaşım. Şu anki nişanlım Londra'da diye. Git gel git gel yapıyordum. Orada tanıştım ortamda. Bir şirket kurduk. Küçük bir çekirdek yatırım aldık. İki sene boyunca şirketi beraber yönettik. 2012'de aslında ürün çıkarmıştık. Ciro yapıyorduk. Ürün doğru düzgün çalışmıyordu asla. Öyle Ondan mi? dolayı tekrarlayan müşteri yok denecek kadar azdı çünkü ürün doğru düzgün çalışmıyordu asla yatırım aramaya geldim. 2012'de yazın Türkiye'deyken böyle bir o dönem Türkiye'deki birkaç yatırımcıyla görüşeyim dedim. Acaba yatırım alabilir miyim hmm. diye. Ortamda İngiltere'de deniyordu. Alamadık yatırımı. Ben ortama devrettim. üniversiteyi bitirdim. Türkiye'ye döndüm. Çok kısa Rakıt internetteydim. Rakıt o dönem Türkiye'de hepsi burada rakip Zide diye platform oluyordu. Ee, Rakıt zaten Türkiye'den çekildi. Hmm. Ben de ne yapayım diye boşluğa düştüğümde inşaat okumuşum zaten. E diğer yandan bir masterımda olsun diye proje yönetimi master yapıyorum vesaire. E mekanik taahhüt işlerine girdim. Aile şirketimizin de İzmir'de bunu yaptığı He, için. Tamam hiçbir fikrim yok ne oldu Ne abi? demektir abi bu? Isıtma soğutma yangın sayı tesisat havalandırma. <laughs> Aşırı alakasız ya. ya yani <laughs> daha <gülüyor> alakasız olamaz. İstanbul'da küçük bir ofis açtım. E zaten bizim aile işi İzmir'de bunu yapıyor. Onları arka planda kullanabilirim her anlamda. Evet. He. Satın almada, finansta, muhasebede vesaire. E, i̇şler almaya başladım. E, Erzurum'da bir hidroelektrik santral işi, Giresun'da bir hidroelektrik santral işi, sonra Erzurum'da bir tane daha e, HES işi. Burada kentsel dönüşüm projesi yaptık. işte Etiler'de onun ısıtma, soğutma, yangın, sıcaklık, havalandırması derken en azından böyle bir şeyler dönmeye başladı. Artık. Yani Hı -hı. para kazanıyorum, e, kazandığım para duruyor tabii ki ama mükemmel de mutlu değilim hayatımdan aslında. Çünkü yapmak istediğim şeyi yapmıyorum Hı -hı. ve gün boyu aslında kendi içerisinde şey yaşıyorum. Ben startup ekosisteminde olmalıyım. Oradan ha, içten içe şey aslında. Tamam, okey, güzel. Yani kendi, yani geri dönüp baktığımda şey anılarım var. E, tortum'daydı bizim şey, şantiye Erzurum'da. Tortum'dayım. Bütün gün şantiyede yukarı çıktık, yukarı çıkıp aşağı inip zaten notlar alıyorsun vesaire. Kullanımda podcast var This Week in Startups dinliyorum Aa, mesela. Okay, tamam. gibi çünkü kendim orada hala geliştirmeye çalışıyorum. Madem gün içerisinde yaptığım işte kendimi bu alanda geliştiremiyorum bari kendi kendime kendimi o geliştireyim. O zaman şeyden eminsin. Ya ben bir gün kesinlikle bu ekosisteme gideceğim ya da geri döneceğim yani ki yoksa insan boşuna Ya en başta beslemez emin değildim. Kendini. Bence en başta emin değildim Öyle ama mi? böyle 2014 sonu falan artık emindim yani çünkü mutlu değilim. Hı hı. Nerede mutluyum? Nerede mutlu olabilirim diye düşününce de kafa sürekli girişimciliğe, teknolojiye vesaire startup'lara kaçıyor. Bu arada çevremde de bu alana ilgilenen insan sayısı da giderek artıyor hmm. haliyle. Ee, ben o zaman niye burada bunu yapmıyorum diye kendime sorgularken bir arkadaşımla beraber melek yatırım ağı kuralım bari dedik. Bu melek yatırım ağıyla ile de çok küçük 25 bin 50 binlik yatırımlar yapalım. E, hedefimiz de aslında daha biz genç bir melek ağı olalım artık. Peki yani, demekse. Evet. Bir 10 kişiden de böyle bir commitment gibi taahhüt toplayabilirsek onu da startuplara yatırırız. Hedefimiz de Türkiye'de bulduğumuz ve yurt dışı olaklı olan şirketleri buradan Amerika'ya göndermek olur. Çünkü özellikle gerek melek yatırım gerek VC anlamında Tabii 2014-2015 düşününce Türkiye lokal pazarına daha çok yatırım geliyordu. Hı -hı. Büyük satın almaları hep lokal pazar satın almalarıydı ki daha sonra zaten yemek sepeti satışı da oldu. Hı -hı. Benzer trendin devamında. Hı -hı. E, biz bunun tam tersini yapalım deyip bir melek yatırım ağı kurduk. First Seed diye bir melek yatırım ağı aslında. Aha. Ya Kurmadık bu arada. Kurduk derken bir web sitesi var, kartvizitler var. Çevremizde 10-15 arkadaşımız var. Kendimiz de etkinliklere girip elimizde bir melek yatırımcı kartvizitiyle startuplarla tanışmaya çalışıyoruz. Para süresi. var mı? Para... Taahhüdü var, kendisi yok. yani okay. <laughs> Lafta bir para var, herkes ben şu kadar girerim, ben bu kadar girerim, ben olmak üzere. Tam tavuk yumurta etmiş. zamanı değil tam, mi? Yani tam böyle fake it till you make Aynen. it. E, fake ediyorsun para var gibi, girişimcilerle konuşuyorsun. Onların da vakitini alıyorsun aslında. Öyle bakınca çok kötü ama bir yandan da kendini bu dünyaya ısındırıyorsun. <laughs> bu dünyanın dinamiklerini öğreniyorsun. Kendi küçük network'ünü yaratıyorsun Türkiye ekosisteminde. Çünkü çok az insan tanıyordu. <laughs> e, velhasıl 2015'te ben bir yandan bu mekanik taahhüt, işte ısıtma, soğutma, yangın, sayı tesisat vesaire devam ederken diğer yandan startup etkinliklerine gidiyordum. Python Startups ekibi de buradaydı. Python Startups bir Amerikan fonu. Hı -hı. Aynı zamanda hızlandırma programı. Dünyaya da yayılma planları vardı. Aslında Güneydoğu, Asya fonu, Japonya fonu, Orta Doğu fonu, Kanada fonu, Meksika fonu böyle şeyler planlıyorlardı. Türkiye'de radarlarındaydı. buradaki etkinliğe bayağı bir ekip gelmişlerdi. O dönem onlarla tanıştım. Öyle olunca aslında daha da iyi oturdu. Aslında ben böyle bir şey yapabilirim. Aslında biz fon olabiliriz diye. Onlarla tanıştıktan sonra beni Stanford'da bir eğitim yapıyor. Five N. Startups, VC eğitimi. Oraya davet ettiler. Sağ olsunlar bir burs da verdiler. Ben de bir yandan burada bu arada şantiyeler devam ediyor. Sen kaç yaşındasın abi bunlar olurken? Abi 25, 24, 25. Çok hakikaten güzel hikaye. Hani düşününce bu yaşlarda bir eğitime gitmek zaten bence en güzel hikaye iken kendine bir yol açmak ve aslında şu an o yoldan yürüyor olmak yani kendini açtığın yolda çok güzelmiş. Teşekkürler abi. Ya çok gençtim. Ya bir şeyleri çok derin yaptım diyemem. Zaten sığ bir şekilde çok fazla şey yapıp sonunda bir şekilde buraya Hı -hı. geldim. Yani hiçbir şey derin yapmadım bence. Sığ sığ böyle atlaya atlaya yaptım. Bir fon yatırımcımızın güzel bir lafı vardı. Şu anda lafı tam hatırlamamakla beraber şöyle bir şeydi. Gezen tilki yatan aslandan iyidir diye. Tam gezen tilki Hı -hı. moduydu bence. <laughs> Güzelmiş. Ee, ve sonra aslında 500 İstanbul kapısı mı açılıyor sana? Ve sen sonra... emin mi yani VC olmak istediğinden emin miydin ve Başına ne geleceğinden farkında mıydın? Aslında şu komikti bence. Şöyle bir anım var. Daha Five Fund Startups'ta falan değilim. Hı hı. Bir Türkiye fonu ayağa kaldırılmaya çalışılıyor ve düşünülüyor ama yok asla bir Türkiye fonu. Hı hı. Rina'da yok henüz. Ben de Stanford'daki eğitim öncesi Five Fund Startups'ın global buluşması yapılıyor. O etkinliğe gideceğim. Meksika'da. Hı hı. Önce New York'a gittim 2-3 gün. Oradan San Francisco, oradan Meksika. Meksika'da da bütün ekiple tanışacağım. Daha çok kendimi geliştireceğim falan. Bir hafta var gitmeme. Full kitap okuyorum. Ne bulabilirsem. Startuplar hakkında, VC hakkında çünkü öğrenmem lazım. Evet. Yani Baya bir keçap yapmam <laughs> lazım. Nasıl yapabilirim? Son ee, gece yani, çalışan öğrenci gibi. Aynen tam son dakika çalışan öğrenci. Aynen. Çok kitap okuyordum. Sonra da baktım çok kitap okumuşum bu alanda. O böyle iki senelik süreçte diyelim. Hı -hı. Yani, öncesinde Hı -hı. ve o noktaya kadar. Sonra Goodreads hesabımda hepsini koydum işte bu kitapları okudum diye. O zaman takip edin. Evet Goodreads'de Enis Hulli altında okuduğum kitapları yani son belki bir 6 aydır güncellememişimdir Hı -hı. de orada bir 200'e yakın okuduğum kitap vardır. 190-200 öyle bir şeydir bence. Ee, neyse bayağı bir keçap yaptım. Daha sonra şeyde emin oldum. Ne zaman fon kurmak istediğime emin oldum. Ee, Five Fund Startups'ın Orta Doğu fonu var. Orta Doğu fonunun yatırım tezi çok farklı. Orada Orta Doğu fonu şunu diyor. Dünyanın kanıtlanmış iş modelleri var. Bu kanıtlanmış iş modellerini de bu pazarlarda Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri'de yapan iyi girişimciler var. Hı hı. Biz buradaki lider şirketleri yaratalım. Zaten hı hı. kanıtlanmış iş modelleri. Biraz daha safe mi aslında bakınca o taraf? Safe ya da şey diyelim e, olgun olmayan bir ekosistemde olacak ya yani Türkiye Aa, de öyle tamam. bir sonuçta Türkiye'ye baksak 2005-2015 arası çıkan bütün işler aslında birileri... başka seçenek de yokmuş bakınca yok. değil mi? Ha, evet tamam. o, çok iyi girişimciler geliyorlar bakıyorlar dünyada çok belli ve bağıra bağıra gelen ve başarılı olan kategoriler var E lokalde bunu yapan var mı hani varlı yok arası hı hı. oraya bir anda çok güçlü girip pazarın liderlerini oluşturuyorlar okay. e, ben de şeyi aslında daha çok savunuyordum ya yani biz Türkiye olarak o fazı açtık. Türkiye'nin lokal e-ticareti, lokal food delivery'si yani sepeti hı hı. gibi ödeme sistemleri vesaire zaten olgunlaştı. Türkiye'nin artık yatırım tezi teknoloji ihraç etmek olmalı. Yurt dışına teknoloji satmak olmalı. Bu da bizi aslında böyle girişimcilik, girişimcilik 2.0'a getirecek. Yatırım tezi olarak bakınca da bir Estonya'ya, Danimarka'ya, Doğu Avrupa'ya, İsrail'e çok daha yakın bir yatırım tezi bu. Lokal pazara iş yapmayan, teknoloji ofisini Türkiye'de kuran ama işlerini tamamen yurt dışında yapan şirketler. Peki sen bu şekilde 500 yani 500'dan herhangi bir insana anlatıyor musun bunları? high startups'ta Erbil Karaman diye bir arkadaş var. Çok da seviyorum kendisini. Bizim tamam. fonumuzda da danışman. Hı, -hı. Ee, Erbil burada başka bir arkadaşla beraber bir Türkiye fonu kurmak istiyorlar zaten. Ama o Türkiye fonu nasıl olur, yatırım tezi nedir, yatırımcıları kim olur, fonun buradaki lokal ekibi kim olur onları oturtmaya çalışıyorlar. Hı hı. Somutlaşmamış henüz daha. Tam o dönemler ben de bu Stanford eğitimi, Stanford eğitimi öncesi de Five Fund Startups'ın global etkinliğine gittiğim için yakın yakın sohbetler ediyoruz. Özellikle Erbil'le çünkü Erbil orada yaşıyor ve ben de Stanford eğitimde bir süre oradaydım. Evine gidiyordum, evde sohbetler ediyorduk. Türkiye fonu olsaydı şu an nelere yatırım yapardık? Geçmişe dönelim. Son 3 yılda elimizde fonumuz olsaydı Türkiye'de nerelere girerdik? Gibi gibi sohbetler ederek aslında yatırım tezini birazcık buraya doğru çevrilir mi diyoruz. Ama tabii ortada fon yok, hukuki altyapısı Hı -hı. yok vesaire. E, o dönemde beni Rina ile tanıştırdılar. Ya sen Rina ile tanışmıyorsun Tanışmıyorduk öncesinde. Tanışmıyorduk o zamanlarda. Rina'nın geçmişe bakacak olursak da yatırımcılıkla başlamış bir girişim, ikinci girişim tekrar yatırımcılığa dönmek. Yani 360 evet. dereceyi tamamlama isteği de vardı onun. Öyle olunca iyi anlaştık. E, fonu kuralım dedik herhalde Mart 2016 ya da Nisan 2016'ydı. E, fonu kurmaya karar verip fonu toplamaya başladık. Hı hı. E, Temmuz sonunda fonu kurduk ve bu 4-5 aylık süreçte. 4-5 ay nasıl bir süre ortalama olarak baktığımızda? Yani iyi mi diyebileceğimiz yoksa normal diyebileceğimiz bir süre mi? Yok çok kısa bir süre. Yani. fonlara bakacak olursanız yani fon toplaması 1 ila 3 yıl arasında değişiyordur bence. Şeyin ya bu kadar hızlı olmasının sebebi sence hem 500'ün isminin olması mı hem de ya da sizin orada farklı bir şey yaptığınıza inanıyor musunuz? Bence 3 sebebi var. Birincisi fonumuz çok küçüktü. Ondan toplaması tabii. He, tamam. Olarak. 10 milyon 10 milyon euro. dolardı. Ha, dolar. dolar. ilk kapanışı bunun yarısından bir tık fazlayla yapmıştık. He, Ondan tamam. fon küçük. Bir. İkincisi Rina'nın geçmişi ve çevresindekiler ve zaten network'ü çok hızlı kapatıyor. Üçüncüsü de Python Startups olmamızın insanlara verdiği bir güvence vardı. Sonuçta bir çok Amerikan cool. fonuyuz. Hı -hı. Onlar da bize ana ortaklardan biri. Biz aslında üç ortaklı bir fon gibiydik. Hı -hı. E, şimdi dört ortaklı gibi olduk. Arın da katıldı diye aramıza. O da bir güvence veriyor. Yani insanlar hem daha güvenli hissediyor kendisini. Bir Amerikan fonunun da burada bütün bizim arka tarafta çünkü legal, accounting, compliance gibi işlerimize onlar da bakıyor. Hı -hı. Güven unsuru yaratıyor. Rina var. geçmişi belli, yaptıkları belli ve onun da bir network'ü var yanında. E bir de zaten fon hacmi küçük. Bence bu üçünün bir denklemin dengesinde fonu çok hızlı kapattık. İşte 22 Temmuz 2016'da fonu kurup yatırım yapmaya başladık. Sonra ikinci fon geldi. O da sen çok yeni Ocak'ta değil mi? 2021 Ocak. Aynen. Ocak'ta ikinci fonun son kapanışını yaptık. Tabii ikinci fon toplaması uzun sürdü. Çünkü araya pandemi girdi bir anda. Yani pandemide Hı -hı. böyle bir 6 ay hiçbir şey yapmadığımız bir dönem yaşadık ikinci fon hakkında. 30 milyon euro e, ikinci fonda. Yatırım tezi birebir aynı. Birazdan zaten daha detaylı anlatırım tamam. ama e, hedef gene Türkiye'den globale gidecek girişimcilere yatırım yapmak. Ben haberi yazarken şeyi hatırlıyorum. Sizin haberinizi yazarken. Birçoğu bu 30 milyon Euro'nun birçoğu devam yatırma olarak devam edecek ve birçoğu ne kadar bir mı yani yüzde veriyor musun şey olarak? 70 Plus. %70-75. Ama bak Şöyle ben 50-50 gibi sanki yok. kendi kafamda hayal etmiştim. Normal çok yani bence bunun tipik fonlarda %50-50 görebilirsin onu. Biz ilk fonda fon hacmi çok küçük olduğu için %80'ini ilk yatırımlar harcadık. Hı -hı. Sadece %20'lik bir devam yatırım Hı -hı. bırakabildik. Öyle olunca ne oldu? İyi, iyi giden şirkette hisseni arttıramadığın gibi hisseni koruyamıyorsun da. E, i̇yi giden şirket gözün içine baka baka iyi gidiyor aslında ve yapabileceğin çok da bir şey yok bu konuda. Okay. Onlar ikinci fonda dedik ki %30'unu ilk yatırımlara ayıralım. %70'ini devam yatırımlara ayıralım. İyi giden şirketlerde ya hissemizi artıralım ya da hissemizi koruyabilelim en azından. Anladım. Aslında ilk fonun deneyimiyle ve oradan edindiğiniz bu ya biz gerçekten demek ki fena yapmıyoruz bu işi. Güzel insanlarla yolda yürüyebiliyoruz. Neden daha fazla para koymayalım? Ve ilk çünkü ilk fonu anladığım kadarıyla içinizden gelen o meblağı koyamadınız. Fakat daha fazlasını hak ediyorlar veya gerekiyor. Şimdi bu ikinci fonla bunu kapatıyor olacaksınız. Çok güzel bir istek. Yani e, şu an ne kadarı Türk girişimleri bilmiyorum portföydeki. Hatta 500 İstanbul sadece bir Türk lokasyonuna özel değil, değil mi? Daha büyük bir bölgesi var. Tabii ya şimdi 500 İstanbul bölgesine baktığımızda Doğu Avrupa artı Türkiye. Hı. Ama tanımına baktığımızda da şirketlerin burada kurulu olmasına gerek yok. Kurucularının Türk olması veya Doğu Avrupalı olması da tanımımıza yetiyor. Bizim hedefimiz %80 Türkiye, %20 Doğu Avrupa. Hı. Ha, çok daha ee, büyük Türkiye. Tabii tabii çok daha büyük Türkiye. İlk fonda da %20 Doğu Avrupa yatırımı yaptık. Ee, i̇çerisinden exit ettiğimiz, sattığımız Bulgaristan'dan bir şirket çıktı. Cloud Pipes gibi. Ee, Yunanistan'dan Plum diye bir şirketimiz var. Şu an değerlemesi 100 milyonun üzerinde. Yani Doğu Avrupa'da aslında kendimizce şunu görebildik. İyi şirketler erişebiliyoruz. Hı hı. Bu niye önemli? Çünkü bir VC olarak bizim birinci görevimiz iyi bir şirket bulabiliyor muyuz? O da bizim paramızı kabul ediyor mu? Yani senin evet. benimle evlenir misin programına gelecek olursak. Aynen, aynen. Bu cümlenin önemli olmasının ana sebebi piyasada 100 şirket varsa en iyi 5 tanesi bana gelmiyorsa ya da ben onlara gidemiyorsam ya da benim paramı kabul etmiyorlarsa yapma bu işi daha iyi. Evet. O geri kalan 95'ten en iyi şirketleri de seçmeye çalışsan onlara çok destek vermeye çalışsan kötü bir fon olur. Kötü return verir. Kötü geri dönüşü olur. Ondan birinci konu Benimle evlenir misin? Evet cevabı alabiliyor musun? Ya da en azından önce soruyu sorabiliyor musun? <laughs> Aynen. O, o girişimciyi bulabiliyor musun? Sonra da evet cevabı alabiliyor musun? Tek konu o. E, Doğu Avrupa'ya baktığımızda yabancı fonlar çok yok. Batı fonları yok. Amerika fonları yok. E, bizim getirdiğimiz Fifan Startups olarak bir marka var orada. Amerikan fonu olarak bir network onlara kazandırıyoruz. Bu oradaki girişimcinin hoşuna gittiği gibi <laughs> oradaki melek yatırımcı veya fonların da hoşuna gidiyor. Yani Onlar da istiyor ki bizle beraber yatırım yapsınlar. İçeride Amerika'dan da Amerika menşeli bir yatırımcı daha olsun ki bu girişime çok değer katar. E bu yüzden ilk fonda şunu kanıtladık. Özellikle Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Macaristan'da en iyi en iyi şirketleri bulabiliyoruz. Onlara girebiliyoruz. Böyle bir erişimimiz var. Hı hı. En önemlisi de buydu aslında. Kesinlikle ki şöyle bir avantaj sağlıyor mu? Ben en azından öyle anladım. Beni düzelt lütfen eğer yanlışsa. Ben şimdi 5 Türkiye'de kuruldum. Global bir vizyonum var. 500 İstanbul'dan da aldım e, paramı ve Amerika'ya açıldım. Amerika'da çok çok iyi gidiyor. Devam yatırımı olarak şimdi tohum aldım diyelim. Seri A alacağım. 500 kendisinden, 500 İstanbul'un ana fonundan da alabilirim. Çünkü aslında orada bir organik ilişkime oluş oluşmaya başladı. Böyle bir avantaj sunuyor musunuz aslında? Kesinlikle sunuyoruz. Bunu aslında bir tek Amerika fonu gibi düşünüyorum. Ben örnek olarak Japonya'da büyüyorsam 500 Japonya gibi düşünelim onu. Yani örnek amacından Amerika'ya. Aynen demiştim. aynen. Yani bizim yaptığımız 40 yatırımın ilk fonda 9 tanesine Five Star Startups'ın başka bir fonu da yatırım yaptı. Bu Fyfan Startups'ın ee, Orta tamam. Fonu da olabilir. Fyfan Startups'ın Fintech Fonu var. Bir girişimimiz o yatırım yaptı. Fintech Fonu da olabilir ya da Amerika'daki Ana Fonu da olabilir. Onu hem bizden hemen sonraki seri A'da da kullanıyoruz. Fyfan Startups'ın aslında daha geç aşama yatırım yapan bir fonu da var. Şu an mesela bir şirketimizin seri B'sinde büyük bir yatırımcı olarak katılıyorlar içeriye. Ha, güzel. Aslında global kurula da her zaman bunlar aktarılıyor ve biliniyor. Evet. Çok iyi. O zaman biraz da böyle bir teknik tarafa geleceğim. E, girişimcilerin bence asıl ee bilmesi ve merak ettiğini düşündüğüm şeyi çok çekiniyorum bazen. Çünkü oldukça girişimci yermeyen aksine e, yücelten bir program olmasını istiyoruz. Halil'in laflarıma da çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü girişimcinin bilmesi gereken deyince çok yukarıdan bakmış gibi hissettim. Kesinlikle. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Yani merak konusu uyandıracak bir konu olduğu için. O da çok basit bir soru zaten. Hangi aşamalarda ne kadar ticket size'larla yani ne kadar aralıklarla yatırıyorsunuz? Bizim ilk fonla ikinci fon çok farklı. Ondan hmm. ikinci fonundan örnek vereyim. Tamam, i̇lk lütfen. fonun hacmi de küçük olduğu için hmm. e, biz çok yani böyle 150 bin dolarlarda yatırım yaptık ilk hmm. fonda. İkinci fonda ilk yatırımda 250 bin lira 1 milyon dolar arası yatırım yapacağız. Çok Toplamda 25 şirkete. Hmm. E, bu 25 şirketin daha sonra 10 tanesine 1,5-2 milyon dolar arası devam yatırım yapacağız. Daha sonra 4 tanesine 1,5-2 milyon dolar arası bir daha devam yatırım yapacağız aşama evet. olarak bakacak olursak yani 250 bin 1 milyon dolar arası yatırım yapıyoruz ama bazı iş modellerinde bir prototip aşamasında da yatırım yapabiliyoruz. Hı -hı. Yani eğer biz bu pazarın olgun olmadığını inanıyorsak, teknolojinin çok yeni bir teknoloji olduğunu inanıyorsak, karşımızdaki ekibin de çok iyi olduğunu inanıyorsak o zaman daha prototip, herhangi bir ciro yok müşteriyle buluşmamış, belki basit bir MVP var sadece. Hı -hı. O noktada da yatırım yapabiliriz. Ama ne kadar pazar olgunsa teknoloji olgunsa, globalde veya yerelde bir sürü rakibi varsa biz de o kadar bir Hı -hı. anda metrikler, unit economics'ler, müşteri kaybetme oranları vesaire vesaire derken bunları görmek istiyoruz. Hı hı. O da bir anda yatırımı bir tık daha geç olmuş oluyor haliyle. Anladım. Herhangi bir dikey var mı peki? Dikey yok. Yani e, aslında bence coğrafi olarak kendini kısıtlayan fonların hele ki coğrafi olarak daha e, girişim sayısı anlamında sığ pazarlardalarsa, sayı anlamında dikey olarak kısıtlamamaları lazım. Biz de başından beri sektör agnostik, sektör agnostiyiz dedik. Doğu Arpa ve Türkiye'de yatırım yapıyorsak zaten senede kaç tane çok iyi şirket çıkıyor ki? Hı hı. Hedef bu çok iyilerine girebiliyor olmak ve bir sektör kısıtlı olmaması. Ama bunu söylemekle beraber bazı sektörler var ki her sektörü biz bilemeyiz tabii ki. Yani ben, Rina, Arın her sektöre bilgi sahibi asla değiliz, olamayız da. Ne yapıyoruz? Five Startups'ın büyük bir mentor havuzu var, onları kullanıyoruz. Five on Startups'ın diğer fonlarının bizim gibi partnerleri var, onları kullanıyoruz. Ama bazı dikeylerde bunu da yapamıyoruz. Mesela biyotek alanında yatırımımız var. Ee, çok derin bilgi sahibi değiliz. ...Five Firefast Startups organizasyon olarak da büyük bilgi sahibi değil... çünkü çok dikey bir alan. ...öyle noktalarda aslında daha çok kendi yatırımcı network'ümüzü kullanıp bir Hı -hı. biyotek fondu daha içeri çekmeye çalışıyoruz. Onların da fikirlerini Hı -hı. kullanmak için... ama bu bence çok spesifik örneklerde var. Genel olarak sektör agnosteyiz. Her sektöre giriyoruz. Tamam, no, çok iyi. Ee, şeyi sormadan edemeyeceğim ya. Ee, sanırım ikinci fondan herhangi bir yatırım yapılmadı. Lütfen düzelt eğer yanlış biliyorsan. Yapıyoruz. Ya da yapıldı duyulmadı Süreçteyiz, mı? Evet. Ha tamam çok güzel. Umarım dilediğiniz gibi gider iki taraf için de. E, i̇lk fondan konuşalım o zaman. Kimlere yatırım yapıldı şu ana kadar? Abi 40 yatırım. E, Sayabilir <laughs> yani tam on diyecektim yani. Çok oluyor <laughs> o da hani aklına gelenleri sadece canlansın diye söyleyebilirsin. Tabii ilk fondan biz 40 yatırım yaptık. E, bu 40 yatırım içerisinden şu anda değerlemesi 100 milyon doların üzerinde olan 5 tane var. E, bunlardan bilinebilecek olan Firefly, Carbon, Insider Plan. Abi çok belki, iyi isimler aslında. değil mi peki ya? Güzel isimler yani bence bu iş gerçekten bu dediğim ne kadar doğru bilmiyorum tamam. ama kendi tezim şu. <laughs> Bence VC tamamen şu. Piyasadaki bir kere en iyi şirketlere ulaşabilmelisin ya da onlar sana geliyor olmalı. Tamam. Benimle Sen buna takıksın olacak. ben bunu ben çok iyi anladım. Ben buna takığım. Şimdi diyelim ki bunlar sana, bunlara ulaşabiliyorsun ya da onlar sana gelebiliyor. 100 tane şirket var hepsini görebiliyorsun. Hı hı. Piyasadaki 100 şirketin %100 de sende. Daha sonra bunların zaten böyle 80'ini görüşmeden eliyorsun. Hı hı. 20'siyle görüşüyorsun. 20 taneden 10'unu görüşüp eliyorsun. Geri kalan onundan birazcık daha sanki dart atıyor modundasın. Yani dartta da ok atıyorsun. Evet. Neye denk gelirse yani en iyi %1 ile en iyi %3'e ayırmak imkansız bence. Hele ki erken aşamada kesinlikle imkansız. Tamam. Tamamen şans. Ama burada şans faktörü olmayan şeyler ne? Birincisi yüz şirketin yüzüne de erişebilmiş olmak. O en iyileri kendine getirmek ya da senin onlara gitmen şans değil. Senin en gelerek. azından tanış ki şimdi olmazsa 3-5 sene sonra bir şeyler Aynen. olur yani. Bunu içerik üreterek yap, üreterek yap, orada burada konuşarak yap, e, ekosisteme geri vererek yap ki ekosistem sana daha çok geri Hı -hı. veriyor zaten istesen de istemesen de. Ama o bir şans değil. O tamamen kendi yaratacağın bir şey. Hı -hı. İkincisi bunlardan yatırım yapmayacağın %75-80'i elemek bence şans değil. Ama geri kalanlardan bir tane karbon çıkarmak, bir tane insider çıkarmak Bence sonunda şans. Ama şans olmayan kısımları o başları. Hı hı. Ee, şey, başka var mı herhangi isim söyleyeceğim ona göre. Tabii ya değerlemesi söyleyeyim. 25 milyon doların üzerinde olan da aslında 7 tane girişimimiz var. 40 40 şirkete yatırım yaptık. Çok garip rakamlar atayım biraz. Var rakamlı bir kısaynı e, tamam, geçirmiş şey. olalım. 40 <laughs> şirkete yatırım yaptık. Bunların dördünden exit ettik şu anda. Aktif Öyle olarak olsun. portföyümüzde ise 32 şirket var. Hı hı. E, bu 32 tane şirket toplamda bizden sonra 500 milyon dolardan fazla yatırım aldı. Biz bu şirketlere ilk yatırım olarak sadece 7 milyon dolar yatırmıştık. 500 milyon dolarlık bir devam yatırım hacmi aslında bu şirketlere gelmiş oldu. Yıllık olarak baktığımızda yıllandırılmış ciroları ne demek oluyor bu? Geçtiğimiz çeyrek cirolarının dörtte çarpılmış hali aslında. Hı -hı. Yıllandırılmış ciroları 300 milyon dolar. Bu 300 milyon dolar yıllandırılmış cironun yalnızca %3'ü Türk lirası, %97'si döviz ki zaten yaklaşık %70'i Amerikan doları. Çok da Amerikan pazarı odaklı bir fon oluştu. Toplamda herhalde şu anda 2700'e yakın kişi çalışıyor bu şirketlerde. Bu 2700 kişinin de yaklaşık yarısı Türkiye'de based ki bunların da büyük büyük çoğunluğu İstanbul'da. Hı hı. Bu şey diyebiliyor muyuz yani? İyisiniz. Yani İyi bir fon süreç. çok iyi bence. İyi bir süreç yani. fon çok iyi bence. İlk fon oturdu gidiyor yani. İlk fon mükemmel. Çok güzel rakamlar İkinci fon ne olacak bilmiyorum. Allah korusun. Umarım çok ee, daha, daha çok iyisi yeni. olur Ama ki. Ama ilk fon iyi. Sanmıyorum ki e, daha farklı, en azından daha olumsuz ilerlesin. Yani olumlu olacakmış gibi. Hatta sen anlatırken direkt şunu düşünmeye başladım ben. Allah Allah demek ki early bird'den sonra bir VC daha ders verecek bize ileride. Çünkü ben early bird'ün öyle olduğuna inanırım. %100. Ders verdiğine inanırım. %100. Yani bu iyi anlamda. hani Çünkü Tabii çok canım. çok iyi bir başarı ...bir süreç atlattılar. Sizden de aynısını bekliyorum. Hani Bu benim tamamen şahsi yani Umut yaka olarak. Kimse yanlış anlamasın. Bu şimdi beklentileri çok yukarı çıkardı bu cümle de. <laughs> en azından şöyle beklentileri geri aşağı indireyim. <laughs> i̇şte Early Bird'ün in <laughs> yaptığı mükemmel başarı... ...hele ki o hacimde bir fon için çok çok zor. Evet. Bizim fonumuz 10,5 milyon dolar olduğu için... <laughs> ...Early Bird gibi bir çarpan yakalayabilsek de ki... ...bilmiyorum yakalayabilir miyiz ama yakalayabilirsek... ...ilk fonda umarım yakalarız. Bence... Küçük fonu iyi return etmek tabii ki daha kolay. Hı hı. Fon hacmi büyüdükçe hele ki coğrafya aynı kısıtlamada kalıyorsa aynı çarpanları yapmak zorlaşıyor. Tamam peki. Bunu da cebimize koyduk evet. merak etme. Ya sence girişimler neden yatırım almalı? Bir VC'den özellikle. Şimdi VC tarafını bırakayım önce niye yatırım almalı? Ya geleyim. Olur olur. olur. Niye yatırım almalı? Çünkü sen eğer bugünün doğru zaman olduğunu inanıyorsan, yarının çok geç olacağına inanıyorsan, bu teknolojini geliştirmek için de olabilir. Pazarı penetre etmek için de, cironu büyütmek için de. Bugün doğru, yarın çok geç. Hmm. Bunu hissediyorsan zamanı hızlandırmaya çalışıyorsun. Böylece iki kişinin iki ayda yapacağı şeyi dört kişiyle bir ayda yapabilir miyim acaba? Gibi düşüncelere hmm. giriyorsun. Ürün anlamında da olabilir, bu satış anlamında da, yeni bir coğrafya büyümek anlamında da. E, bu da bir yatırım ihtiyacı doğuruyor. E, sen istiyorsun ki kendi öz termayla karşılayamayacağın kadar hızlan. Hmm. E, bu da zamanlama çok önemli. Yani kim yatırım almalı sorusunun cevabı bence zamanlamanın kritik olduğunu düşünen ...bugünün doğru yarının geç olacağını hisseden girişimcinin bir sermaye ihtiyacı var. Bu sermayeyi niye VC'den almalı? Birincisi çok bir alternatif yok tabii ki. Zaten ondan bir <laughs> <böyle hisseder gülüyor> duruyor ama keşke alternatif olsa. Ee, VC yatırımının bence sermaye yatırımının genel olarak en büyük özelliği... inisiyatiflerimiz paralel. Biz o girişime yatırım yapıyoruz girişim büyüsün diye. Bir sonuçta bir banka gibi borç verelim. Faizi üzerinden paramızı geri alalım yeter değiliz. Şimdi bir bankadan siz borç alınca... Ee, geri ödemiş olduğun borcu yeter faiziyle beraber. Sonra şirket iyi mi gitti, kötü mü gitti? 10 sene sonra o şirket oldu? Kimsenin umurunda değil. Zaten bütün değer zinciri onun üzerine inşa edilmiş değil. Biz de öyle değil. Biz benimle evlenir misin programlarına da gidecek olursak, herhalde 7-15 yıl arası bir evlilik yapıyoruz. Evet. İşler iyi gitse de kötü gitse de beraberiz diyoruz. Bir girişimci olarak da sen inisiyatiflerinin paralel olduğu insanda karşı borçlanmış olmak ya da borç demeyelim de parayı ondan almış olmak istiyorsun ki masadayken aynı taraftan bakıyor olun. Hı. Ya ben de şirket büyüsün istiyorum sen de büyüsün istiyorsun. Bankayla öyle değil. Ya da borç aldığın biriyle sen şirketi büyütmeye çalışıyorsun o senin önümüzdeki ay kredini geri ödemeni istiyor. Böyle evet. kalan hiçbir şey umurunda değil onun. Peki sence şey hani hep derler ya İçimdeki ses bu gut feeling de denebilir. Hani içim bilmiyorum neden ama ben böyle hissediyorum derler. Sence bir yatırım çok şanslıyız diyelim. Ve şampanya problemi yaşıyoruz. Yani herkes para vermek istiyor ve biz hangisini alacağımızı düşünüyoruz. Burada sence ne kadar ee, daha böyle analitik düşünüp yine başka bir Türk deyimi olarak para bulduysan alacan abi diye düşünmeliyiz. Yüzde kaç ise gut feeling yani hakikaten içimizdeki sesi dinlemeliyiz. Bence iyi anlaşabildiğini alması lazım. Çünkü girişim hep yine kötü insan gider. faktörü değil mi aslında? Yüzde yüz insan bakınca faktörü. Bakınca burada evet. ve bir girişim hep kötü gider iyi gitmez. Yani iyi giden girişimler de 365 gün 350'si kötü gidiyordur. Hı hı. Ama 15 gün çok iyi oluyordur. Mesela 100 gün kötü bir gün çok iyi, 100 gün kötü bir gün çok iyi. Ondan beraberken aslında o kötü, her gününü kötü geçirirken girişimci ben ne kadar tribünler onu destekleyebilirim. Yani bu yatırımcı, biz mesela hep şey modunda yaklaşıyoruz. Ee, biz en bir eğer bu futbol takımıysa, e, girişimci de kaptansa ya da teknik direktörse fark etmez. Biz en fazla taraftarız. O kadar. Köşede alkışlayanız. Yani biz bir yönetim kurulu değiliz, biz bir antrenör değiliz, biz futbol sahadaki forvet değiliz. Onlar başkaları şirket içerisinde. Hmm. O gözle yaklaşınca da her zaman bu geminin kaptanı girişimci. Ee, bence öyle yaklaşan yatırımcı. Yani yatırımcı olduğunu bilen, o çizgiyi çeken Girişimcinin işlerini girişimciye bırakan, kendisi de şirketin kontrolünde veya yönetiminde girişimci kadar söz hakkı sahibi olmak istemeyenden almak lazım. <laughs> ee, çok ekstrasyonel durumlar hariç. Ce, yani ne olursa olsun çok bence güzel bir şeyler söyledin. Ee, ve bu mantığı, bu mentalitenin e, baki olmasını hem senin nezdinde hem de bütün ekosistemde diliyorum. yani Çünkü güzel bir şey bence. Evet. Örnek söyleniyor. verebilir miyim? Lütfen abi. Şimdi biz İstanbul'u kurduktan sonra bizim Amerika'da yaptığımız SAFE gibi, KISS gibi convertible yani paya dönüştürülebilir hisse yatırımları var. Tamam. E, bu convertible yatırımlarda al, hiçbir hak almıyoruz neredeyse. Yani finansal haklarım korunmalı tabii ki benim. Tabii ki ben verdiğim paranın karşılığı hisseyi almalıyım. Şirket daha düşük bir değerlemeden hisse ihraç ederse benim seyrelmem lazım. Ya yani bunun gibi finansal hakları almakla beraber hmm. şirketin yönetiminde hiçbir hak almıyoruz. E, Türkiye Türkiye'ye uyarlayalım bunu dedik. 2016'da eee kasa diye bir sözleşme yaptık. Aksan Hukuk Bürosu yaptı onu da çok sağ olsunlar. Bu sözleşmede tamamen finansal haklarımın korunduğuna emin olayım. Şirketin ama yönetim kararlarında çok da bir söz hakkı sahip olmak istemiyorum ben. Hiç olmak istemiyorum hatta dedim. Sonra Türkiye'deki e, shareholders agreement'lara yani işte yatırım sözleşmelerine, ortaklar sözleşmelerine bakıyoruz. Yatırımcı bir ton veto hakkı alıyor. Yıllık fina, yıllık bütçe hmm. onaylama hakkı. Yıllık bütçeden sapma onaylama hakkı. C level'ları işe alma, C level'ları kovma onay hakkı. Yöntem kuruluna verecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi, onay hakkı. E, şey girişimcilere verilecek maaşlar onay hakkı, temettü dağıtılması onay hakkı. Yani bir bakıyorum bu yatırımcının onayına tabi olan maddeler artık hani böyle A B C D falan başlamışız. Z'ye kadar gitmiş. Hı, hı. E, bunu da sorguluyorum ben tabii ki yani bizim avukatla da, da sorguluyorum bu niye böyle diye. de sorguluyoruz niye bunu istiyorlar diye. Sürekli verilen cevaplar şey oluyor. E vay efendim ya girişimci kendine bilmem kaç milyon TL maaş yazıp Tüm parayı alırsa. Vay efendim ya girişimci yönetim kurulunda olanlara kendilerine veya kimi koyduysa... ...şu kadar maaş yazıp şirketin içerisini boşaltırsa. Bunun gibi katastrofik sahtekarlık senaryolarına öyle bir odaklanıyoruz ki... ...bence kaş yaparken göz çıkarıyoruz. Hedef şirketin iyi gittiği durumda haklarımın yenmemesi ve şirketin iyi gittiği durumda şirkete yürü ya kulum diyebilecek bir sözleşme olmalı. Değil şirketin mi? kötü gittiği durumda kendimi kurtarmaya çalışacağım sözleşme bu işin ruhuna aykırı. Çünkü bu iş zaten iyi giden şirketten 100x kazanmaya çalıştığım bir iş. Kötü giden şirketten koyduğun 1x'i geri almaya çalıştığım bir şey değil. Tabii zaten yani kö kötü senaryoyu plana alarak sen kimse yatırım yapamazsın. Çünkü senin amacın her ne yani her şeyin yanında para kazanmak yani bir fon olarak pa Koyduğun parayı misliyle geri gel getirmek. E sen tabii ki bunu olumlu bir senaryo düşleyip ve ona o, o, o senaryoda ilerlemesi için destek olacaksın ki aslında bir gerçek bir plan oluşturmuş ol ve geri dönüşünü alabil. Ama kötücül senaryolarda ya evet kimseye de hakkını yemek istemiyorum. Elbet bu, bu kadar çirkin işler yapanlar vardır ki bunlar eklenmek istiyordur bu maddeler ama yani sokmamak lazım bence böyle şeyleri. Ya bir de konu şey dedim ya gene başı benim evlenirim sabah geri dönüyorum. Programın pro şey market pazarlaması evet, yapıyorum sürekli benim <laughs> misin diyor da ee, şey dedik ya piyasada 100 girişim varsa en iyi 5'ine ulaşabiliyor olmak Hı -hı. lazım. Sen zaten o hakları isteyerek en iyi 5'ine ulaşamayacağını garanti altına veriyorsun. Çünkü mi? iyi Yaşı girişimci çok e, ya da iyi girişimcilerin çoğu, hepsi demeyelim çoğu sermayeye erişebiliyor. Önünde opsiyonlar oluyor ve haliyle senin paranı istemiyor oluyor. Sen o hakları aldığında alıp kendini mutlu ederek evet belki yapacağın 50 yatırımdan birinde böyle bir sahtekarlık olabilecek ve o parayı kaybedeceksin. Hı -hı. Ama o 50 yatırımında hiçbirinin o en iyi 5 tane olmamasını garantinin altına aldın. Ya, bu evet bu da senin için... Resmen bir ölüm döşe yani evet. kendi kuyunu kazmak. Çok iyi. Son böyle ufak ufak sona yaklaşıyoruz abicim. Bu soruyu hangi taraftan sorsam diye düşünüyorum. İki taraftan da soracağım. Nasıl cevaplarsan cevapla. Birincisi sence girişimciler VC'leri nasıl kullanmalı? Nasıl doğru kullanır? İkincisi ve diğer tarafı sen bir VC olarak ne sunuyorsun girişimlere? Yani nelerinin kullanılmasından izin veriyorsun? Şimdi biz... Hani başa dönecek olursak para satmaya çalışıyoruz. Para dünyada en çok olan emtia. Ondan dolayı sadece para satıyorum desem müşteri bulamam. Ondan Hı -hı. dolayı ben bunun etrafını doldurmalıyım. Zaten Five finance startup'sa bu fonu yapmış olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu etrafında doldurmayı hop diye la yani şey gibi, hap gibi almış olmak istedik. Hı -hı. Five Finance startup sayesinde biz ne yapıyoruz? Bir marka oluyoruz. Bu marka sayesinde devam yatırımcılara çok daha hızlı erişebiliyoruz. Özellikle farklı bölgelerde Avrupa'daki, Amerika'daki, Güneydoğu Asya'daki potansiyel seri A, B, C yatırımcılara girişimcinin çok daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Bunu bir sistematiğe çevirmesini sağlıyoruz. Bence bir girişimci benden her konuda çok daha iyidir. Zaten ondan dolayı o, girişimi o yapıyor. Yatırım toplama hariç. Hı hı, Bizim tabii. hayatımız bunun da geçtiği için bir girişimci yatırıma çıktığında seri A yatırım arayan bir SaaS girişimcisine Türkiye'de bazlı, Ciro'sunda tüm dünyadan yapıyor ya da sadece Amerika'dan yapıyor olalım. Kimler yatırım yapabilir sorusunda bence benim veri tabanım daha güçlü oluyor girişimciden. Ondan girişimciye ben bir değer somut olarak sunuyorsam bu veri tabanı kime gitmesi gerektiği, nasıl gitmesi gerektiği hı. orasını kesin yapıyoruz. Hem biz fon yöneticileri olarak yapıyoruz hem Fivecast startup'sı aslında hı hı. kullanarak yapıyoruz. Five Hundred Startups kullandığımız diğer bir konu ise iş geliştirme ve satış. Yani burada bir girişim Japonya'ya açılıyorsa, Singapur'a açılıyorsa, Amerika'ya açılıyorsa ulaşmak istediği şirket tipleri oluyor. Hı hı. Ve gerek Five Hundred portföyündeki 2500 şirket içerisinden, gerek Five yatırım yapanlar içerisinden, gerek Five partnership kurduğu e, şirketler içerisinden bu tarz tanıştırmalar alabiliyoruz. Bu düşünün güzel. Ki, bu çok önemli bence. Çünkü düşünün bizim Dubai Fonu da bir şirkete yatırım yaptı. Türkiye'ye büyümek istiyor şirket ve Türkiye'deki telkolara, e-ticaretlere, bankalara ulaşmak istiyor. Hı -hı. Benim üzerinden ulaşabilir mi? Tabii ki ulaşabilir. Yani, yani iyi ya da kötü bu firmaların her birinden bir kişiyi tanıyoruz. E, tabii ki. E, network içerisinde de böyle destekler sunuyoruz Hı -hı. doğal olarak. E, i̇kinci fonda beraber özellikle daha fazla yatırım yapıyoruz ilk anla ilk aşamada. Devam yatırımı da daha fazla yapıyoruz. Bu ne demek? Daha çok hisse almak demek ilk fona göre. Daha çok hisse almak ne demek? Daha çok destek olman demek. Ondan dolayı bir İK fonksiyonu geliştirdik içeride. Zeynep ile anlaştık. Zeynep bizim de zaten İK tarafımıza destek oluyordu. Portföy şirketlerimizin de çoğunun İK tarafına destek oluyordu. Gerek İK hmm. süreçlerinin oturtulması, gerek placement tarafında Zeynep var. Bir de Sertaç var. Sertaç da benzer bir fonksiyonu growth tarafında yapıyor. Bizim ilk fonda da birkaç şirketimize vermişti. E madem bizim şirketlerimize çok güzel angaja oluyor, büyüme stratejilerinin oturtulmasına destek oluyor, takım büyüme takımı kurulmasına destek oluyor. O zaman Sertaç'ı da birazcık daha internalize bir fonksiyon haline getirebilir miyiz diye. Bir de Sertaç'la anlaştık. Onun dışında bence yani İlk fonda yaptığımız, ikinci fonda da yapmaya devam edeceğimiz fon yönetici olarak sorumluluğumuz ise founder coaching. Ya ben hmm. bir şirketle oturayım ve pazarlama stratejisini konuşalım. Pazara giriş stratejisini konuşalım. Konuşamam. Pazarı bilmiyorum, sektörü bilmiyorum, rakipleri bilmiyorum. Girişimci kadar hiçbir şeyi o kadar iyi bilmiyorum. Ama neyi biliyorum? Çok fazla girişim gördüğümüz için, portföyümüzde çok fazla girişim olduğu için farklı paralellikler kurabiliyorum. Farklı hmm. analogiler kurabiliyorum. Bizim işimiz VC olarak tutma ihtimali %5 olan ama tutarsa 1'e 20 değil, 1'e 100 kazandıracak şirket bulmak ya. Yani. Girişimcinin de aslında işi bir yerden sonra girişimci asset allocator haline geliyor. Hı hı. İşi elindeki sermayeyi tutma ihtimali %10 olan, tutma ihtimali %20 olan ama tutarsa şirkete 1'e 50 kazandıracak betler almak. Hı. Tutma ihtimali yüksek olanı yapıyorsa zaten o beklediği zıplamaları yaşayamıyor. O beklediği iyi günleri teminki örneğimde yaşayamıyor oluyor. Biz de girişimci biraz buna teşvik etmek için o şirket bunu yaptı, bu girişimci şunu yaptı vesaire gibi founder coaching yapıyoruz. Hı -hı. Benzer bir şey organizasyon yapısı anlamında da yapıyoruz. Yani senin sonuçta bir girişimci önce kendini ölçekleyebilmeli ki işlerini delege ederek sonra şirketi ölçeklesin. E, girişimci önce ürünü kendi yaparken ürünü delege etmeye başlıyor. Ama PM'liğini kendi yapıyor. Sonra onu da delege ediyor. Derken bakıyorsun satışı kendi yapıyor. İlk 3 satış, 5 satış, 10 satış. Sonra satışı delege etmeye başlıyor. Hı -hı. Girişimcinin işi Micro manage yani de, etmek, delege etmek, micro manage etmek, delege etmek. Böyle böyle önce kendini ölçeklemek ki organizasyonu da ölçekleyebilsin. Hı hı. E, bunu özellikle daha önce hiç yapmamış bir girişimci. Şirket 10 kişiden 50 kişiye büyüyünce bir anda kendisi ana bottleneck haline gelebiliyor şirkette. Hı hı. E, bunları böyle beraber konuşa konuşa çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu aslında founder coaching diyoruz. Evet. İlk o founder ya. da yapıyorduk. E, bence bir yatırımcının sunabileceği tek değer... ...gördüğü diğer şirketlerden, diğer sektörlerden, yaşanan sıkıntılardan örnekler vererek aslında... ...buraya ışık tutabilmek. Tam Ama sonra... bir dost olma ve aslında eş evet. olma şeyi değil eş mi? Eş olma, %100 eş oldu. Hayat dostu, evet çok iyiymiş. Hele hele şey özellikle benim çok hoşuma gitti. Biliyorum ki bir tur yönetmek, bir yatırım turunda olmak çok berbat bir şey. Yani zamanın, gününün tamamını alan... ...bunların yanında sadece fizik olarak değil, mental olarak da alan bir şey. Öte yandan İK'ın aynı şekilde bin bir insanla görüştüğün ve sürekli not aldığın... Karar vermek zorunda olduğun ikisi de çok yorucu şeyler. Aslında bir VC'nin hani burada 500 İstanbul case'ini alalım. 500 İstanbul'un bunlara destek atıyor olması inanılmaz rahatlatıcı bir şey girişimci <laughs> için. Yani Bunu açıkça söyleyebilirim. Ee, dediğin ekleme yapayım. Madem, madem bir S verdin ben Hadi, de o dediğine tamam. ekleme yapayım. Ya ben hani girişimci delege eder, delege eder delege eder diyoruz ya. Bence girişimcinin delege edebileceği en son şey yatırımcı ilişkileri. Yani seri C'ye falan gelmiş olması lazım ki bir yatırım ilişkileri ekibi kurulsun onlar fund yatırım almaya destek Hı -hı. olsun falan. Hani bu bir evlilik olduğu için yatırımcı ilişkilerini gerek iç yatırımcılar gerek potansiyel dış yatırımcılar hep girişimci kendi götürür. Ondan ama bir tık önce delege edebileceği şey de İK. da delege etmesi çok zordur. Yani işe alımlar sonuçta şirketin kültürünü belirliyor e, oturtuyor. Ondan belki ilk 100 işe alıma kadar Kurucu ya direkt kendi yapıyor işe alımları hı hı. ya da en azından onun da bir onayından geçiyor. Evet, çünkü yani kurucu o, görüşüyor. Kültürük yani o kültürü o şirket kültürünü aslında kurucunun hı. vizyonunda ilerliyor. şey Ve insana bağlı ya senin yaptığın her bir şey eğer ki yapay zeka yani yapay zeka yapsan da onu yazan bir insan var. Halil oradaki insan senin en önemli asetin diyecektim aset çok yanlış en önemli değerin senin oradaki insan senin çalışma arkadaşın yani tabii önce insan tek değer önce. insan zaten bizim burada evet <laughs> kesinlikle öyle peki şimdi sana şey soracaktım aslında girişimciler sen nasıl gelsin diyecektim ama bu kadar konuşmanın ardından şeyi fark ettim ki sen zaten psikopat gibi sen arıyorsun yani insanın sana gelmesine gerek yok sen herkese gidiyorsun gibi anladım o yüzden şöyle çevireyim sen girişimcileri nasıl görmek istersin yine de sana gelenler nasıl gelsin hani nasıl daha mutlu olursun onları gördüğünde? Ya şimdi bize gelen girişimci bir kere her yerden gelebiliyor. LinkedIn'den geliyor, e-mail'den geliyor, web sitesinden geliyor. Çoğunda biz onlara gidiyoruz bu arada. Hı. Sonuçta biz eğer fon yönetiyorsak, burada bir ekipsek, 6 kişilik 7 kişilik, birinci amacımız %100'ünü görebiliyor olmak. Ama bütün eforumuz buna. Yani ben podcast çekiyorsam da bunun için, bir etkinlikte konuşma yapıyorsam da bunun için, bugün burada seninle konuşuyorsak da bunun için kendime marka ve exposure yaratmaya çalışıyorum ki girişimciler gelirken daha rahat hissetsinler hmm. nasıl geleceğini bilsinler falan filan. Ee, soru neydi ya? Onları nasıl görüne daha mı nasıl, nasıl geldi? Evet hani oturduğunuz toplantıda yüz yüze ve yazılı üzerinden hani e, gerçekten ne istiyorsun ...onlarda seni etkilenmen için aslında. Ya, bu yani, küçük bir tip, küçük bir tip, tamam. Ya bu bir ilişki build etmek, bir ilişki aslında inşası. Ondan dolayı yatırım arıyorken başlamamak lazım. Daha önceden zaten buna başlamış olmak lazım. Biz ilk anda bir işe bakarken aslında bir takımına bakıyoruz. Bir Hı -hı. de böyle gitmek istediği pazara çok az bakıyoruz. Gitmek istediği pazar da bizim yatırım tezimize uyuyor mu büyüklük anlamında Hı -hı. veya teknoloji olgunluğu anlamında diye Hı -hı. bakıyoruz. Ondan asıl baktığımız şey takım oluyor. Ben birçok şey oluyor. Yani bir girişimci bana yazıyor. İlk yaptığım iş pitchtekine vesaire sunumda bakmadan önce gidip ona backgrounduna, diğer ortaklarının backgrounduna bakıyorum. Hı -hı. Ya gerçekten takım o kadar önemli. Geçen bir söyleşide hatta ilk en önemli beş kriter nedir girişimlerde vesaire diyorlardı. Üç, ilk üçü takımla önemli, takımla alakalı şeylerdi. Dördüncü ve beşinci de benim fonumun yatırım tezine uyuyor mu ile ilgili şeylerdi aslında. Yani üründen bağımsız, hmm. cirodan bağımsız yani ana konu takım oluyor bence. Hmm. Ondan dolayı şey yaratmak lazım. İlk bir yatırımcıyla iletişime geçiyorken kendinden bahsetmek, kendini öne çıkarmak lazım ki beni en çok o etkiliyor. Öyle olunca biz bazen takımdan çok etkileniyoruz Yaptım, önemli bile değil ne oldu? Geri kalanlar önemli değil diyoruz. Bazen takımdan çok etkileniyoruz ama çokun bir tık altı. Onlar hani sırf takım için bu işe girmem diyorum. Ama yaptığı işi de hiç beğenmiyorum aslında. Ama yani bu adam bunu yapıyorsa bir bildiği vardır deyip hmm. yakın durmaya çalışıyorum. Anladım. Çünkü hani e, bu farkındayım ki karşımdaki akıllı ve domain expertsi, DK tecrübesi veya bilgi birikimi olan biri. Eğer o bunu büyük bir pazar ve problem olarak görüyorsa ve ben görmüyorsam belki de problem bendedir hmm. diyorum. Anladım. Tamamen ona karşı duyduğum saygı veya yüceltilmiş duygulardan ötürü Kısacası bu bir ilişki üretimi. Bence kendinden ve geçmişinden ve niye bu odak, bu alana odaklandığından bahsetmek lazım. Ürünün şu anki aşaması, müşteriyle buluşup buluşmamış olması falan filan, bunlar sonraki konular. Anladım. Bunlar bir de çok güncel konu. Bugün X'tir yarın Y olur. Bugün müşteriyle buluşmamıştır yarın buluşur. Bunlar değişiyor Hı -hı. hızlı bir şekilde. Değişmeyen şey ama takım, kurucu ekip ve kurucu ekibin niye bu yola çıktı. Bunlar ha. ilk andan itibaren aynı. Süper. Abi teşekkür ederim böyle güzel sohbet ettiğin için bizimle. Umarım sizin için güzel hem kaynakçı olmuştur hem eğlenmişsinizdir, güzel bir vakit geçirmişsinizdir. Hem de en az tanımıyorsanız tanımış oldunuz böyle güzel bir insan var ekosistemde. Anladığım kadarıyla kendisine LinkedIn'den veya herhangi bir yerden çok rahat ulaşabiliyorsunuz. O yüzden açıklama kısmında LinkedIn linki de var. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Yeniden abi, sağ ol abi. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.